Ruhban okulu ne oluyor, ne olacak diye hep sormuşlardır. Bu konuda işte biraz anlayışlı olsanız filan. Benim kendilerine hep şu teklifim oldu. Bakın dedim, biz bu işe çözüm getiririz. Biz bu işi çözeriz. Çünkü bu yasa masa gerektirmiyor. Bizim sizden istediğimiz bir şey var. Atina'da bizim camilerimiz var. Bir tanesi Fethiye Camii. Gelin bu iki tane caminin açılışı için müsaade edin. Biz bu camilerimizi açalım. Eş zamanlı bu adımı atalım. Ben dedim sen Sinop Meclisi'ni böyle anlatıp şu anda kaç oldu üye sayısı dedim. Dedi 21. 21 tane şu anda Sen Sinop Meclisi'nin üyesi var. Ha şimdi ben dedim bunun karşılığında da bir şey istiyorum. O da dedim Batı Trakya'da hala dedim siz bizim baş müftümüzü atamayla getiriyorsunuz. Oradaki bizim müftülerimize, bizim oradaki halkımıza müftüsünü seçme yetkisi vermiyorsunuz. Lozan'a aykırı olarak. Lozan'a aykırı olarak. Dedi ki ben bunu bilmiyordum dedi. Merkel. E dedim o zaman siz bunları da bir uyarın. Bir defa bunlar buradaki yanlışı bir gidersinler. Yani bizim oradaki müftülerimiz kendi baş müftüsünü seçme yetkisine sahip olması lazım. Lozan bunu amirdir, bunu gerektiriyor. Ben dedi bunları görüşeceğim dedi. Onu siz halledin. Ondan sonra siz buradaki ruhban okulun meselesini eş zamanlı olarak çözmeye ben hazırım dedim. Çok güzel. Hatta Samaras'ta buraya geldiğinde o yani Fethiye Camii ile alakalı olarak da meclisten geçirdiklerini söyledi. Dedim vallahi öyleyse mesele yok. Hatta siz dedim yapmayın. Yani biz bunu yaparız. Mesela Rodos Adası'nda yine böyle şu anda harabe halinde camilerimiz var. Bir iki hayırseverimiz de onları yapmaya talip oldular. Dedim yani şunların önünü açın. Bunlar size de kazandırır. Yani oradaki camilerimizi ziyarete gidenler olur. O turistler size belli bir kazanç imkan sağlar. Ya biz burada kilise tamir edeceksen, restore edeceksen gelin edin dedik. Yani bizim burada bir sıkıntımız, endişemiz yok. İnancına güvenen inanç hürriyetinden korkmaz. Yani biz burada rahatız. Ve biz dedim bazı yani eski Türkiye'de doğmuş büyümüş Rumlara tekrar Türkiye'ye dönün diyoruz dedim ya. Şurada 2000 tane zaten Rum vatandaşımız var. Yani biz bunlardan çekinmiyoruz. Vatandaşlık verir misiniz Sayın Başbakan? Dönmek isterlerse. Ya niye vermeyelim? Tabii. Niye rahat olalım bu konularda ya? Evet. Süryaniler de dahil mi mesela? Tabii buna? Tabii. Yani tabii. Yurt dışına, şu anda Ermeniler, Süryanilerden dönüş var zaten. Ermeniler dahil mi buna? Bakın ne diyorum var zaten şu anda Türkiye'de. Mardin'e geldi. Hayır, Ermeni olarak şu anda Türkiye'de 40 bini aşkın kaçak Ermeni var. Biz bunları göz yumuyoruz. Yani bütün olumsuzluklara rağmen göz yumuyoruz. Niye? Çünkü Ermenistan'da durumlar çok kötü. Ekonomik durum göç var. Berbat.